Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu 4. video bu serinin. Bu seri yeni bir seri ama versiyon 11.4. Yani eski sürümler için, avokey olmayanlar için. Avokey olanlar için çok yakında yeni videoları çekmeye başlayacağım. Şimdi bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bu sefer patch yapmayı öğreneceğiz. Bir sonraki videomuzda simülatörü nasıl düzgün kullanırız onu öğreniriz. Ben kendime göre bir pencere hazırladım. Burada fixture penceresi. Onu da workspace'in içerisine kaydettim. İlk ya da ikinci videoda emin değilim. O workspace'i nasıl ayarlayacağınızı anlattığım videoya bakın. Şimdi nasıl yapıyoruz? Avalice'i iki türlü patchleyebiliriz arkadaşlar. Birinci patch sistemi her zaman bildiğimiz patch sistemi. Diğer bütün Avalice'larda da aynı. Burada patch var. Patch'e basıyoruz arkadaşlar. Ne patchleyeceğiz mesela? Fixture. Fixture'e bastım. Markanın adını yazıyoruz. Robe. Yazdım. Ne patchleyeceğim? BMFL. Robe BMFL spot patchleyeceğim. Burada bu versiyonlar çıktı. Mod 2 diyelim. 33 kanal. Şimdi böyle bir liste çıktı karşınıza. Bu adedi, bu hangi line'a koyacağımızı, bu başlangıç adresini, bu da kullanıcı numarasını gösteriyor. Ekstra başka bir isim koyabilirsiniz. Onu da buraya yazıyorsunuz. Şimdi kaç tane peşleyeceğim ben? 4 tane peşleyeceğim. 4 dedim. Buraya bastım. 4 taneyi buraya koydu. Artı ikinci bir 4 tane daha peşleyeceğim mesela. Benim robotlarım diyelim 4, 4, 4. Yani Trust da bu şekilde asılı sahne üzerinde. Tekrar bir 4 tane daha seçtim. Line aynı gene şekilde. Gene bir 4 tane daha seçtim. Gene line aynı. Bu şekilde peşlemiş olduk. Benim yan tarafta simülatör açık. Oradan da bakıyorum. Şimdi bunları istediğimiz gibi sağa sola hareket ettirebiliriz arkadaşlar. Benim sahnemde şu şekilde mesela robotlarım 2-2. Move tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Move. Ben her zaman ortada bir boşluk bırakırım. Sonra yana kaydırdım. Hemen tekrar böyle yaptım. Şunu buraya pardon. Şunu buraya aldım. Sahnemde nasıl diziliyse spotlarımı o şekilde diziyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar böyle yaptım. Aynen bu şekilde sahnedeki şekilde dizdim. Bir de şunu da göstereyim hemen. Her seferinde move'a basmak istemiyorsanız şey yapmanız lazım. Latch yapmanız lazım. Masadan masaya değişir bu. Üzerinde mutlaka yazar. Bazılarında menü tuşunun üzerindedir. Move tuşuna bastıktan sonra latch'a basıyorum arkadaşlar. Menüyü kilitledim. Artık sürekli move yapabilirim. Hiç sağ sola gezdirmeden tekrar bunu bu şekilde yapabilirim. Latch'ı da kapattım. Şimdi ne yaptık? Robotlarımızı, BMFL'leri peşlemiş olduk. Şimdi bunların ismini ve rengini de değiştirebilirim. Nasıl? Set Legend dedim. Bunlara dedim. Hatta şöyle yaptım. Trust bir spot dedim. Bunlara ya da line diyelim. Set Legend'a bastım. L1 spot dedim. Set Legend dedim. L2 spot dedim. Set Legend dedim. Bunlar da L3 spot olsun. Ama şöyle bir şey var. Ben genelde hepsini aynı renk yapmam. Bunların renklerini de değiştiririm genelde. Bunları atıyorum. Kırmızı yaptıysam İkincisini bir açık renk yaparım kendim. Biraz açarım. Üçüncüsünü de en açık renk yaparım. Çünkü nedenini birazdan göstereceğim. Üç farklı renkte spotlarımı koydum. Bunu bu şekilde kaydettim. İsterseniz bunlara resim de koyabilirsiniz arkadaşlar. Artık Set Legend'dan seçip Picture'dan buradan resimlerden resim de koyabilirsiniz. Bobo işte Fixture gibi resimler koyabilirsiniz. Ya da direkt elle de yazabilirsiniz. O elle yazarken de kalemin kalınlığını buradan ayarlıyoruz. Rengini de buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. O size kalmış. Şimdi bunu bu şekilde gösterdim. BIM'leri peşleyeceğim ama BIM'ler için ayrı bir bank yaptım. Şuradan
menüden bankı açıp kapatabiliyoruz. Ben açık olarak kullanmayı tercih ediyorum. Bank yaptım. Bu bankın faydaları bu şekilde tek tek pencereleri görebiliyorsunuz. Eğer 12 tane yetmezse tekrar buradan 13-24 diye de gidebilirsiniz. Şimdi ikinci yöntem ise şu. Biz bir patch yaptık. Bunu layer gibi görmek istiyoruz. Nasıl görüyoruz? Burada VF tuşu var. VF'e basıyoruz. VF tuşu istediğiniz şeyi görmenize yarar. Burada bir sürü seçenek açıldı. VM'in içerisinden benim görmek istediğim patch. VM'e bastıktan sonra direkt patch'e basıyorum. Bir sayfa açılıyor. Benim ikinci ekran açıldı. Ben bunu ana pencereye açayım. Tekrar göstereyim. VM patch. Böyle bir sayfa geldi. Burada daha önceden patchlediğiniz fikstürler ve burada da personality listiniz gözüküyor. Diğer bütün değişiklikleri burada yapabilirsiniz. Line 1 mesela bu. Line 2'de hiçbir şey yok. Ben bu şeyleri, robotları, adreslerini vesaire burada görüyorsunuz. Bu line 2'ye yerleştireceğim mesela. Personality listi açıyoruz arkadaşlar. Direkt buraya BIM'lerimize ne yazıyoruz? Sharpie yazıyoruz. Burada Sharpie'ler listelendi. 16 kanal standart. Burada Sharpie'yi seçtim. Şurada da Capture'da var olup olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafa adedi giriyorum mesela. 4. Line 2'den başlayacak. Adres 1 olacak. Şimdi user number diğer masayı kullanan arkadaşlar bilir. Bunu da 101'den başlatıyorum. Patch dediğim zaman direkt line 2'ye Clypeki patchleri burada göreceksiniz. 4 tane patchleri mavi renkte. Az önce söylemiştim renkli yapıyorum diye. Şu baş tarafta gördüğünüz renkler var. Bak mesela bu birinci sayfa. Buraya gelmiş. Onları move yaparız. Bu birinci sayfadaki renkler aynen buradaki VF patch'in içerisinde gördüğünüz gibi renkler bu şekilde geldi. Hemen şunları kopyalayalım. Düzeltelim. Sıralı bir şekilde. Burada da ID numaraları var. Arkadaşlar, move dedim. Aldım bunları. İkinci sayfada buraya yerleştirdim. BIM'lerimizi de bu şekilde peşlemiş olduk. Şunu da ayırayım. BIM'ler peşlemek de çok kolay. Boyamaları da göstereceğim şimdi birazdan. Hemen bunlara renk koydum. İşte yeşil yaptım. Ayarla. Spotlarımızı ayarlamıştık. Bu şekilde fixture sayfasına basınca gelir. BIM'lerimiz de bu şekilde olsun. Buraya da işte bunu sayıyı çoğaltabiliriz. Buraya da boşları koyalım. Boşları da birinci yöntemle peşleyelim. Ya da ikinci yöntemle peşleyelim. BIM'leri birinci yöntemle peşleriz. Wash'a bastım arkadaşlar. Yani wash adında bir... buranın adını nasıl değiştiriyoruz? Set legend, patch legend. Buranın üstüne bastığımızda bakın buraya yazı yazılabiliyor. Şimdi tekrar normal patch yapacağım. Patch dedim. Fixture dedim. Gene Robe'den dedim. Robe'nin içerisine girdim. 800 yazdım. 800 led başı. 22 kanal modu seçtim. 22 kanal. Line'ını 3 seçtim. Adres gene 1'den başlasın. Kullanıcı numaramı bu sefer 201'den başlatıyorum. Buraya dokunduğum anda bir tane patchler. Ya da QRT'ye tekrar buraya 3 tane daha girdim mesela. Bastım. Bu şekilde patchlemiş olduk. Bunları da hemen move edelim. Boyamaların bulunduğu yere. Bu şekilde de boyamalar olduğunu düşünelim. Şimdi dimmer patchleyeceğim. Dimmeri de aynı şekilde hemen gösteriyorum. Bunu da atıyorum. Patch, dimmer dedik. Line'ını seçtik. Bunu dördüncü line'da adedimiz 24 kanal dimmer var dedik. 24 kanal bastık. Bu şekilde patchlemiş olduk. Ya da şöyle de patchleyebilirdik. Tekrar gösteriyorum. Bilgi olsun diye. O patch listesini görmek istiyoruz ya. VF'e basıyoruz arkadaşlar. Patch listesine bastığımızda daha önceden patchlediğimiz line'ların hepsi burada. Gördüğünüz gibi. Daha önceden patchlediğimiz line'lar hepsi burada. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela dördüncü sayfada. Personality liste gelir. Buradan robotumuzu seçer. Az önceki gösterdiğim gibi mesela robot ekleyeceğiz. Ne ekleyelim? Line
4'den 5 olsun. Line 5'e atıyorum. Gene Robe'nin gene VMFL'leri geldi. Ekleyeceğiz. Aynısının mod kaçtı? 2 idi. Buradan adedini yazıyoruz. Gene işte 6 tane diyelim. Adres 1'den başladık. Kaçtı numaramız? Hemen bakalım. Spotlarda 12, 13. 13 diye başlatalım arkadaşlar bunu da. User number 13 diyelim. Diye patch'e girdik. User number 13 dedik. Patch ve line 5'te patch dedik. Hemen VMFL'leri bu şekilde gördük. Şimdi birinci sayfaya attı gene. Bunları hemen alıyorum. Tekrar düzeltiyorum buradan. Bunlar da ön trust diyelim. Ön trust'taki VMFL'lerimiz olsun. Şimdi peki aslında kopyalamayı şu an göstersem mi bilmiyorum da kopyalamayı da şöyle yapalım. Bir sonraki patch detayları diye bir video çekelim. Orada bunları hiçbir şekilde kaybetmeden, paletlerinizi ya da pozlarınızı kaybetmeden nasıl kopyalayarak çoğaltacağınızı da göstereyim arkadaşlar. Silme işlemi zaten basit. Atıyorum bunu sileceksiniz. Patch'e basıyoruz. Delete'e basıyoruz. Neyi sileceksek hepsini siliyoruz. Bu şekilde de robotlarımızı silmiş olduk. Diğerleri de burada. Tekrar gösteriyorum. Patch'e basıyorum. Delete'e basıyorum. Komple buradan silmiş oluyorum arkadaşlar. Bu videoda da Beam, Watch, Spot, Beamer gibi patchleme yöntemlerini öğrendik. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Hatta yeni videolarda 17 ve daha üzeri versiyonlarla çalışmış olacağız. Önce bir şuna alışın. Avokeyiniz olduğunda üst versiyonlara geçersiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.